Arkası Yarın. Birinci bölüm. Yazan Tayfun Türkili. Yöneten Ümit İsmailoğlu. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Savaş Emre Uraz. Oyunda rol alan sanatçılar: Bora, Orhan Kemal Aydın, Nermin, Canan Kılıç, Nuran, Neslihan Gürgün, Macit, Haluk Kesim, Baba, Demiray Erül, Gamze, Şebnem Güler, Meral, Hülya Aksu, Anne, Funda Ultay, Süreyya, Doğan Aybay. Nermin'den haber var mı hanım? Yok. Postacıya her gün soruyorum. Son mektup geleli ne kadar oldu? Bilmem. 15-20 gün oldu herhalde. Kızım var mı, derdin var diye boşuna söylememişler. Nereden senin aklına uyup da İstanbul'a okumaya gönderdim bilmem ki. Öyle deme bey. Kız okuyacağım diye tutturdu. Üniversiteyi de kazandı. İstanbul'a göndermeyip de ne yapacaktık? Sonra herkes koca Akif Bey kızını okutmadı diye dedikodu yapacaktı. Tamam. Peki neden sık sık mektup yazmıyor bize? Meraklı olduğumuzu bilmiyor mu bu kız ha? Ah, ben bakarım. Ah genç kız işte. Ya derslere takılmıştır aklı ya da gezmeye tozmaya. Genç kızmış. Ben de bu yüzden meraklanıyorum ya. Koca İstanbul. Her gün gazetelerde okuyoruz. Cinayetler, tecavüzler, soygunlar... Ya Rabbi, sen koru kızımı. Müjde bey, müjde. Nermin'den mektup geldi. Sahi mi, ne yazıyormuş? Oku bakalım hanım. Mektubu bize değil, kardeşin Nuran'a yazmış. Açmamız hiç doğru olmaz. Bak şimdiden söyleyeyim Naciye. İlk gördüğümde paylayacağım bu kızı. Neden? Doğrudan sana, bana değil de kız kardeşlerine mektup yazdığı için. Ama hoşgörü bey. Sen anasısın, ben babasıyım biz dururken. Ama hoşgör bey, belki de bize anlatamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler vardır. Kız kıza dertleşiyorlardır. Tamam hanım, tamam. Seninle de konuşmaya gelmiyor hiç. Mutlaka kızlarından yana çıkarsın hep. Buyur, onlar da geldi işte. Merhaba. Ay, ayaklarımıza kara sular indi vallahi. Sanki dünyanın en zor işi alışveriş etmek. Ablanızdan mektup var. Kime, bana mı? Nuran'a. Açtınız mı, okudunuz mu? Hayır, mektup bize değil size yazılmış. Siz açıp okuyun, daha sonra da bize neler yazdığını anlatırsınız. Tövbe. Hadi gel oya, odamıza gidip mektubu okuyalım. Aman Allah'ım, ne söylediğinin farkında mısın sen Nermin? Evet. Evet mi? Yani hamilesin öyle mi? Evet dedim ya Bora. Olamaz. Şimdi bunun sırası mıydı sanki? Söyler misin Bora? Hamileliğim neden asabını bozuyor senin? Bak canım, Nermin, her şeyin bir sırası var. Ben öğrenci, sen öğrenci. Daha elimiz ekmek tutmuyor. Paramız yok. Ve sen hamilesin. Hamile olduğun için de evlenmemiz gerekiyor. Söyler misin, bu şartlarda nasıl evleniriz biz ha? Babamın çok zengin olduğunu biliyorsun. Biliyorum ama aynı zamanda babanın çok sert birisi olduğunu da iyi biliyorum, öyle değil mi? Evet öyle. Evlenmek için babandan izin istesek, ikimiz de öğrenci olduğumuz için buna izin vermeyecektir. Vermezse vermesin. Nasıl olsa 18 yaşımı doldurdum. Karar verip rahatça evlenebiliriz. O zaman da babanın zenginliğinden bir kuruş bile istifade edemezsin. Daha sonra yardım eder bizi. Bak, hayal görmeyelim yani. Babanı senin kadar ben de iyi tanıyorum. Sizin oraların en zengin iş adamlarından biri.
aileye önem veren yüksek ahlak anlayışına sahip birisi o. Yemin ederim ki böyle bir evliliği onaylamayacak ve seni servetinden de mahrum bırakacaktır. İkide bir babamın servetinden bahsedip durma Bora. Sen beni, beni babamın milyarları için mi sevdin yani? Ben yani öyle demek istememiştim. Demek istediğim ikimiz de üniversite öğrencisiyiz. İşimiz yok, mesleğimiz yok, kazancımız yok. Sen evde çocuğa bakacaksın, ben okula gideceğim. Peki ne yiyip ne içeceğiz? Anlatmak istediğim buydu Nermin. Peki ne yapmamızı teklif ediyorsun Bora? Her şeyden önce hamile olduğundan emin misin? Yanılmış olamaz mısın yani? Buna kendim karar vermedim Bora. Bu sabah doktora muayene oldum. O söyledi. Doktora hakiki adını söylememesindir inşallah. Hayır, başka bir isim söyledim. Evet, ne yapacağız şimdi? Bak Nermin. Yapabileceğimiz iki şey var. Birincisi evlenmek. İşte ben de bunu yapalım diyorum. Acele etme Nermin. 19 yaşındasın ve bugüne kadar parasızlık nedir, fakirlik nedir, yoksulluk nedir görmemişsin. Ama ben gördüm ve yaşadım bunu. O hayatı yaşamak çok zordur. Bu şartlar altında evlenirsek 6 aya varmaz, kavga ederiz, hırlaşırız ve sonunda da ayrılırız. Hayır, ne kavga ederiz ne ayrılırız. Birbirimizi sevdikten sonra neden ayrılacakmışız ki? Sonra ölünceye kadar hep bu karar kalacak değiliz ki. Hayal kuruyorsun Nermin. Eski eşyalarla dolu, iki göz bir odada ömür sürülmez. Ömür zengin olursan yaşanır ancak. Zenginlik başka şeydir. İstediğini alırsın. İstediğin kadar gönlünce harcayabilirsin. İki katlı, çok odalı evlerde oturabilirsin. Kapında arabaların olur. Sosyetede bir yerin olur. İnsanlar seni sayar, hürmet eder. Peki yapabileceğimiz ikinci şey ne Bora? Söylemesi güç ama... O da karnındaki çocuğu aldırmak der. Ne? Neler söylüyorsun Bora? Delirdin mi sen? Biliyorum. Kızacağını, karşı çıkacağını biliyorum. Ama gerçek bu Nermin. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hayır, asla olmaz. Yapmam bunu. Buna ne denir biliyor musun Bora? Buna cinayet denir. Lütfen bağırma. Sakin ol Nermin. İmkansız. Bu cinayeti işleyerek günaha sokturamazsın beni. Günah bu. Günah. Ağlama, ağlama lütfen. Bak ben yani başka çaremiz olmadığı için böyle söyledim. Hem ne var ki bunda ha? Bak, az önce anlattım sana. Bu durumda evlenmek ikimiz için de felakettir. Bunca yıl okudun, çabaladın, şimdi okulumu bırakacaksın. Ben de sizleri doyurmak için okulumu terk edeceğim. Söyle ne yapacağız Nermin? Başka bir çaremiz var mı? Bak, hakikatleri ortaya koydum. Seni sevmediğimi zannetme. Ama hayat fakirlik içinde geçmez. Yoksulluk sevgiyi de öldürür. Bir eczacı tanıdığım var. Bugün ona gider, durumu anlatırım. Nasıl yaparım bunu? Nasıl? Oh Allah'ım. Daha genciz. Okulu bitirince evleniriz, ha? Tamam mı? Bilmiyorum. Şu anda aklım öyle karışık ki Bora. Tamam. Sakinleşince bir kere daha düşünürsün teklifimi. Ben şimdi gideceğim. Akşam yurdun bahçesine gelirim. Orada buluşuruz. Hadi ağlama. Beni de ağlatacaksın ama. O da arkadaşın uyudu mu Nermin? Uyudu. Gündüz konuştuklarımızı iyice düşündün mü? Evet düşündüm. Güzel. Neye karar verdin peki? Ben hala evlenmemiz gerektiğini düşünüyorum Bora. Bak, hapları getirdim. İşte, görüyor musun? Yatmadan önce iki tane yutmak yetiyormuş. Bora, bu günah. Çok günah. Ama senin durumunda pek çok kadın var Nermin. Düşünsene. Geleceğimiz, istikbalimiz, mutluluğumuz bu çocuğun doğmamasına bağlı. Hadi düşünme fazla. Yapacağın tek şey suyla birlikte yutmak. Peki ya faydası olmazsa? Çocuğu düşüremezsen? O zaman yapabileceğimiz tek bir şey kalıyor geriye. O da evlenmek. Çünkü seni seviyorum. Böyle hamile halinle bırakamam ya seni. Yani çocuk düşmezse evlenecek miyiz Bora? Evleneceğiz tabii. Başka ne yapabiliriz ki? Babanın serveti de şirketleri de yerin dibine bassın der, evleniriz. Bora, bunları senin ağzından duymak ne güzel. Peki, dediğini yapacağım. Şimdi gidip yutacağım bu hapları. Müzik.
Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Çoktan gelmesi gerekirdi. Sakın haflar gen etki yapmasın. Merhaba. Nermin. Nerede kaldın? Meraktan ölecektim neredeyse. Geldim işte. Ne oldu? Hiç. Olan biten bir şey yok. Ben de bebeğim hala sapasağlam karşındayız işte. Olamaz. Efendim? Yani fayda etmedi mi? Hayır. Sadece biraz ateşlendim. Biraz da midem bulandı. Hepsi o kadar. Ya demek öyle. Evet öyle. Asma suratını ne yapalım? Dene dedin, denedik. Sen biliyor musun? Dün gece uzun boylu oturup düşündüm. Neyi? Durumumuzu. Ailemi, babamın göstereceği tepkiyi, her şeyi, her şeyi. Sonra? Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Önemli olan para değil, sevgidir, saygıdır. Sonra Allah evlenenlere yardımcı olur. Sonra? Tek çaremiz evlenmek. Babama yurtta kalmak istemediğimi söyler, kiraya çıkacağım derim. Ve yüklü bir aylık isterim. O parayla kendimize küçük bir ev kiralarız. Peki benim okulum ne olacak? Senin okulun ne olacak? Ev kiranı babandan aldık diyelim. Peki ne yiyip ne içeceğiz? İkimizden birinin mutlaka çalışması lazım. Sen hamile halinde çalışmayacağına göre... Hem okuyup hem çalışan binlerce insan var. Sen de öyle yaparsın. Yapabileceğin bir gece işi bulabilirsin, tamam mı? Peki. Nasıl? Peki mi dedin? Yani evleniyor muyum? Evet ama lütfen bağırma. Bütün okulun duymasını mı istiyorsun? Yalnız okulun değil, bütün dünyanın duymasını istiyorum bunu. Saçmalama. İçinde bulunduğumuz şartları biliyorsun. Evleninceye kadar kimseye bundan söz etmek yok, tamam mı Nermin? Ama... Hatta yurtta birlikte kaldığın oda arkadaşlarına bile. Peki, peki. Bu arada kız kardeşlerine bile evleneceğini söyleme Nermin. Ama onlar benim kardeşim. Bak, önce bir evlenelim, daha sonra söylersin, olmaz mı? Peki, söylemem merak etme. Bu arada şunu alır mısın? Bu ne? Nüfus kağıdı. Nüfus kağıdı olduğunu görüyorum da neden veriyorsun bunu bana? Nikah muamelesine başlayabilmen için. Kör Düğüm adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.